diyelim ki önümüzde bir mRNA parçası var. Bu mRNA bir DNA parçasından yazıldı. Yani kopyalandı. Dolayısıyla içinde bilgi bulunuyor. Ve diyelim ki bu mRNA'da gördüğümüz kutucukların her biri birer nükleotit. Her bir nükleotit üçlüsü tek bir amino asit kodlar. 3 nükleotit veya bir kodon. Kodon demek nükleotit üçlüsü demek. Bir amino asit kodlar. Evet bunu yazalım. Şimdi biz bu mRNA parçasını okuyup kodladığı tüm amino asitleri doğru sırayla bir araya getirerek bir polipeptit üretmek istiyoruz. Polipeptit dediğimiz şey ard arda dizilmiş amino asitlerden oluşan bir zincir. Sonra o polipeptidi alıp şekle sokarak bir protein üreteceğiz. Bazı proteinler birden çok polipeptit zincirinden oluşur. Mesela hemoglobin proteini. Hemoglobin kanımızda bulunan ve oksijen taşımaya yarayan bir protein. Belki daha önceden duymuşsunuzdur. Hemoglobin proteini çok belirli bir şekilde katlanmış 4 polipeptit zincirinden oluşur. Soru şu. Bu mRNA parçasından hareket ederek istediğimiz polipeptide nasıl ulaşacağız? başka bir deyişle bu mRNA parçasını nasıl okuyacağız? Cevap veriyorum. Protein translasyonu denilen bir süreç sayesinde. Protein translasyonu hücredeki bir organel olan ribozomda gerçekleşir. Ekranda bir ribozomun temsili resmini görüyoruz. Artık toparlayalım. Protein translasyonunda bir mRNA parçasını alacağız ve ribozomun içinden geçireceğiz. Ribozomda mRNA'daki dizilime karşılık gelen aminoasitleri bir araya getirerek polipeptit adı verilen bir zincir oluşturacak. Peki bu ribozomlar hücrede nerede yer alır? Ribozomlar hücrenin sitoplazmasında ve bir başka organel olan endoplazmik retikulumun içinde bulunur. İki tür endoplazmik retikulum vardır. Bunu hatırlayacaksınız. Granülsüz endoplazmik retikulum ve granüllü endoplazmik retikulum. Ribozomlar granüllü endoplazmik retikulumda bulunur. Resme baktığımızda ribozomun biri büyük biri küçük olmak üzere iki bileşenden oluştuğunu görüyoruz. Bu noktada ökaryot hücrelerle prokaryot hücreler arasında bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. Çabucak bir tablo oluşturayım. Ökaryot hücreler ve prokaryot hücreler. Ökaryot hücrelerde büyük olan alt birim 60S'dir. Bu bir ölçü birimi. S'nin ne demek olduğuna birazdan değineceğim. Küçük olan birimse 40S'dir. Fakat bu iki birim birleştiğinde 80S olur. Prokaryot hücrelerde ise büyük olan birim 50S, küçük olan birim 30S'dir. Ama ikisi birleşince 70S olur. Muhtemelen matematiğimin pek iyi olmadığını düşünüyorsunuz. Çünkü e, 60 artı 40, 80 etmez değil mi? E, 50 artı 30 da 70 etmez. Şimdi konuya bir açıklık getirmek için S'nin ne olduğundan bahsedelim. S, Svedberg adı verilen bir ölçü biriminin kısaltması. Svedberg, ribozomların çökelme yani sedimentasyon hızıdır. Sedimentasyon, pardon. Sedimentasyon hızıdır. Sedimentasyon hızı, tamam mı? Bu ne demek? Anlatayım. Mesela bir deney tüpü alıyorum arkadaşlar. Bu deney tüpüne bir miktar ribozom koyduğumda, büyüklü küçüklü ribozomlar, Kiminin alt birimleri daha büyük, kimininkiler daha küçük, kimin de büyükler küçükler bir arada ve gibi gibi bu şekilde devam edecek şekilde e, orada olduklarını görürsünüz. Ve elbette bu ribozomlar bir tür sıvı içerisinde yüzüyor haldeler. Eğer bu deney tüpünü santrifüje koyarsam bu ribozomların hepsi dibe çöker. Hepsi farklı hızlarda da olsa dibe çöker. İşte Swedberg bu ribozomların deney tüpünün dibine çökme hızının ölçüsüdür. Ve Svedberg'in ölçtüğü şey temelde ribozomların boyutu olmadığı için sayılar birbiriyle toplanamaz. Yani toplandıklarında mantıklı bir sonuç vermeyebilir. Şimdi size sormak istediğim diğer soru şu. Ribozom amino asitleri ard dizerek polipeptitler oluşturuyor, öyle değil mi? İyi de Nereden geliyor bu amino asitler? Nereden geliyor bu amino asitlerin çeşmenin suyu diye sorar insan değil mi? Neredeler yani bunlar? Evet cevabı yine ben vereceğim. TRNA adı verilen moleküller var. Bunlar sitoplazmanın içinde ve endoplazmik retikulumda yüzüyor. Aynı zamanda bunlar amino asitleri tuttukları gibi ribozoma getiriyor. TRNA molekülünün neye benzediğine birlikte bir bakalım. Ribozomdan çıkan bu RNA'nın bir kısmını siliyorum. Karşınızda tRNA molekülümüz var. Bu arada çizimler tabii ki orantılı değil. Normalde tRNA ribozomdan çok 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 daha küçüktür. Bu yoncaya benzer şey tRNA. Gerçekte 3 boyutlu bir yapıya sahip tabii ki. RNA'dan oluştuğunu biliyoruz. Peki başındaki t ne anlama geliyor? Başındaki t taşıyıcı anlamına geliyor. İngilizcesi de transfer. Yani bu taşıyıcı RNA. Bu ismi almasının nedeni amino ribozoma taşımakla görevli olması. Postacı gibi düşünün, servis şoförü veya öyle bir şey, taşıma görevlisi yani. Amino asit paketini tutuyor. Görevi bu paketi yani amino asidi, doğru adrese yani ribozoma ulaştırmak. Daha doğrusu ribozomun içindeki mRNA'nın belli bir noktasına ulaştırmak. Ama şimdi o kadar ayrıntılı olarak konuya girmeyeceğim. Şimdi bu tRNA molekülüne bir bakalım yakından. tRNA molekülü üzerindeki özel bir bölgeye odaklanmak istiyorum. Yani buraya şöyle biraz yer açayım. Evet. Bu bölgeyi seçtim çünkü gördüğünüz üzere çizdiğim iki sarı çizginin arasında 3 adet nükleotit bulunuyor. Şimdi bu 3 nükleotidi yakından inceleyeceğiz. Diyelim ki bu üç nükleotit GG G ve G olsun. GGG'nin tamamlayıcı kodonu CCC'dir ve CCC kodonu prolin aminoasidini kodlar. Dolayısıyla bu TRNA molekülü burasında prolin aminoasidini taşır. Ve de bu TRNA arasındaki bağ çok yüksek enerjili bir bağdır ve nispeten kararsızdır. Bunu aklınızın bir köşesinde tutsanız iyi olur. Çünkü ileride bu konuyu ayrıntısıyla konuşacağız. Şimdi burada olup biteni net bir şekilde anlayabilmek için baştan başlayalım. Bu sefer baktığımız bu kodonun dizilimi GGG olmasın da mesela UUU olsun. Unutmayın şu an buradaki bu küçük parçayla ilgileniyoruz. UUU'nun tamamlayıcı kodonu AAA'dır. Ve AAA Lizin aminoasidini kodlar. Dolayısıyla bu tRNA molekülü burasında Lizin aminoasidini taşır. Yani tRNA molekülünün hangi amino asidi taşıyacağını molekül üstündeki bu kısım belirliyor. Bu kısmın adı antikodon. Antikodonun tamamlayıcı kodonu kodondur. Yani antikodon ve kodon birbirinin tamamlayıcısıdır. Kafanız karışmasın. tRNA molekülü antikodonun koduna sahip amino asidi taşımıyor. UUU fenilalanin amino asidinin kodu. Fakat bu tRNA molekülü fenilalanin taşımıyor. Kodonun koduna sahip amino asidi taşıyor. Yani antikodonun tamamlayıcısı olan amino asidi taşıyor. Yani bu durumda antikodonumuz UUU. Bunun tamamlayıcı kodonuysa AAA. AAA da lizin kodlar. O halde bu tRNA molekülü lizin aminoasidini taşır.